Yaz mevsiminde tezgahta dolduran renk renk meyve ve sebzeler aynı zamanda hala daha çoğu mutfaktaki kışlık yiyecek olan farklı yöntemlerle muhafaza edilebiliyor. Genellikle konserve ve buzluğuna atılmaya ya da turşu gibi uygulamaların tercih edildiği meyve ve sebze verilen emeklere hem sağlığa hem de bütçeye dost oluyor. Bu saklama yöntemlerinin nasıl doğru hazırlanacağına dair bilgilendirmede bulunan Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hilal Demirkesen, bıçak aynı zamanda özellikle konservede ortaya çıkabilecek ölüm riskine karşı da uyarılarda bulundu. Hilal Demirkesen bıçak, her ne kadar doğru yöntemleri tek tek uygulamış olsak da sağlık açısından getirileceği risklere karşı da dikkat edilmesi gereken yerlerin altını çizdi. Hem konserve hem de turşular için püf noktalarımız var ve doğru yapmadığımız takdirde de gıda zehirlenmesine varabilecek tehlikelerle yüz yüzeyiz esasında. Konserveden aslında başlayacak olursak doğru bir yöntem olarak biz sıcak dolumu öneriyoruz püf noktası olarak. Buna çok dikkat etmeliyiz. Başlangıcında esasında materyallerimizi ufak bir sterilizasyonla başlamalıyız. Ev ortamında da bunu kaynatarak sağlayabiliriz. Genellikle cam kavanoz kullanımı tercih edilir. Bu doğru bir tercihtir. Lütfen bunu evde hazırlarken de önce kaynatalım. Daha sonra kapakları doğru paslanmamış, zedelenmemiş şekilde sağlam kapakları tercih edelim. Ve sıcak dolumu yaptıktan sonra, yani kaynar diyebileceğimiz sıcaklıklarda doğru pişirme işlemlerini uyguladığımız ürünleri kavanozlara sıcak bir şekilde doldurup sıkıca kapatalım ve serin, kuru yerde güneş ışığını direkt almadan muhafaza edelim. Belirli periyotlarda yalnız kapakları kontrol etmekte fayda var. Özellikle tüketime sunmadan önce hem kapak kontrolü, eğer kapakta bir şişme yoksa bombaj diye ifade ediyoruz biz bunu. Dış bükey olarak bir şişme, genişleme görüyorsak eğer tüketime sunmamamız gerekiyor bu ürünü. Açmış olduğumuz üründe herhangi bir kokuda yabancı istenmeyen nahoş bir koku varsa, tadında istenmeyen bir özellik varsa yine tüketime sunmuyoruz bu ürünleri. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey konservelerde botulizm. Klorosporidum botulinum dediğimiz bir bakteri var. Toprak kökenli bir bakteri. Meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunuyor. Fakat bunu elimine edemezsek ölümle sonuçlanabiliyor. Bahsetmiş olduğumuz bakteriyi eğer ortamdan uzaklaştırmazsak bu konserve bir yıl kadar ömür verdiğimiz üründe giderek üreyecektir ve fazla bir sayıya ulaşacaktır bakteri. Böylece de zehirlenmeye sebep olacak. Biz bunu yöntemlerimizle uzaklaştıramıyorsak, diğer bir deyişle elemine edemiyorsak bu vakalarla sıklıkla karşı karşıya gelebiliyoruz. Vakalar ölümle sonuçlanabiliyorlar. Bir gıda zehirlenmesi, karın ağrısı, mide bulantısı, ishal, kaslarda güçsüzlük gibi semptomları var. Genellikle de gıda tüketildikten sonra 12 saat, 36 saat aralığında en sık semptomlar meydana geliyorlar. Böyle bir şeyle karşılaştığında tüketici lütfen sağlık kuruluşuna başvursun. Çünkü tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanıyor. Toprak kökenli bir bakteri olduğu için doğasında bulunuyor. Meyve ve sebzelerde doğal olarak bu bakteri bulunabiliyor. Bunu uzaklaştırmak için iyi bir yıkama uygulamamız gerekiyor. Bunun yanı sıra konserve dediğimiz şeyde bir ısıl işlemden bahsediyoruz. Uygun sıcaklık derecelerinde, uygun geniş süre olarak pişirmeyi hedefliyoruz. Aslında biz teknik anlamda bunu merkez sıcaklıkla ifade ederiz. Merkez sıcaklığı 72 santigrat derecenin üzerinde birkaç dakikaya ulaşmış olması gerekir.